Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümü ikinci kere kaydı girdim çünkü mikrofonum kapalıymış. 10 dakikalık bir kısım boşa gitti. Neyse, şunu yaptım bölümde. Bu nedir diye soracak olursanız, Ladder bir mod tarafından ekleniyor kendisi ve basitçe şu şekilde boşluğa basıyoruz ve yukarı baktığımızda bundan çıkıyoruz. Yani bildiğiniz merdiven. Bunun yanı sıra bölüm arası yaptığım diğer bir şey ise, daha sonra bölüm esnasında yaptığım diğer bir şey ise şu anteni koymak oldu. Anten nedir diye soracak olursanız, şunlardaki arkadaşlarla aynı blok aslında, fakat büyük gemilerde görüntüsü bu şekilde. Bunun yanı sıra eklediğim diğer bir şey ise şurada yine bir mod tarafından eklenen Extreme Interior Lights var. Bunu güzelce açıklamıştım. Kendisi çok az malzeme istiyor görüyorsunuz ama 200 metre radiuslık bir alana ışık yayabiliyor ve ben bunu şuna için bir iniş yardımcısı olarak kullanıyorum. Bunun yanı sıra bu arkadaşla yaptığımız değişiklikleri hızlıca bir anlattım. İlk olarak şu pili ekledim. Azimut modunun eklediği bir pil. Kendisi aşırı güçlü bir pil. Ve bu arkadaş bu sayede thrusterları sürekli kullandığımız takdirde 1 saat boyunca çalışıyor. Ancak asıl kullanım şekli bunun thrusterlarla beraber kullanmayacaksınız. Thrusterlar sadece hız elde etmek için kullanılacak. Tabii normal asıl yapmanız gereken giriş yöntemiyle gireyim. Şunu açıyoruz. Ve 1'e basıp kapıyoruz. Sonra reaktörleri açıyoruz. Uçuş ekipmanlarını açıyoruz. Pili şarj modundan çıkartıyoruz. Ve 4'e basıp ayrılıyoruz. Evet. Ve third person'a geçiyoruz. Ve sonrasında inertial damplers'ları kapatıyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi inertial damplers'ları kapattığımızda gayet 46 gün boyunca süzülebiliyor bu arkadaş. Tabii arada hızımızı arttıracağız. Yani bunu siz 40 gün gibi bir şey düşünebilirsiniz aslında. Evet, arkadaş o kadar az enerji kullanıyor. Bununla hareket ederken şunlara dikkat edin. Dönüş yaparken direkt normal bir gemiyle gidiyormuş gibi dönüş yapmayın. Bu şekilde aracı eğin ve şu şekilde dönün. Bu arkadaş bir uçak. Bir uzay gemisi değil. O yüzden buna bir uçak gibi muamele etmeniz lazım. Şöyle yana doğru çevirdiğimizde gördüğünüz gibi yana doğru gitmiyor. Tam tersi gayet dümdüz ilerlemeye devam ediyor. Yani pek sağlıklı bir yöntem değil. Ancak bu şekilde kontrol ettiğinizde normal derecede çevik bir dönüş kabiliyetine sahip arkadaş. Hatta birkaç jiroskop daha ekleyebilirsiniz İsterseniz. Evet. Ve bu arkadaşı gündüz uçurmanızı tavsiye ederim. Bu arada ışıkları da açayım. Işıkları alçak mesafe uçuşlarında çok işe yarasa da yüksek mesafe uçuşlarında hiçbir şey fark ettirmiyor. Ancak kendisi çok az enerji harcayarak aşırı hızlı bir biçimde bayağı 460 metre bölü saniye hıza çok rahat ulaşabiliyor. Park etmesi biraz işkence. İlginç bir park stili var. O biraz uğraştırıyor sizi. Evet, şu şekilde gelip tam hıza gelmişim. Evet. Şöyle üstümüzün oraya geldiğimizde yukarı doğru bir dönüş yapıyoruz. Evet. Bayağı tepe taklak yapıyoruz gemiyi. Ve buradan itibaren aşırı işkence bir süreçle üste doğru ilerliyoruz. Ups. Evet. Harika. Kendim kazara T'ye basıp gemiden çıktım. Neyse ki jetwing var. Evet. Bu şekilde gemiyi tekrar F'ten çıkartmalıyım bence bunu. Evet.
gemiyi bu şekilde buraya sürerek park ediyoruz. Bu arada muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Yandaki ve alttaki thrusterların sebebi bu park etme süreci. Evet, bu şekilde ilginç bir park süreci var. Üstün oraya yaklaşıyoruz. Normal durmamız gereken açıya geliyoruz. Tabii bu şekilde almanız sizin için daha faydalı oluyor. Kontrol etmesi kolay olsa da park etmesi biraz zor bir araç kendisi. Yukarı aşağı thrusterların tüm amacı bu arada. Aracı hiçbir şekilde havada asılı tutmuyorlar. Hatta havada asılı durmasının tek yolu bu şekilde durması ya da öne doğru bakması. De o da gene pek sağlıklı değil. Çünkü aşağı thrusterlar o kadar öne doğru giden thrusterlar aslında o kadar güçlü değil. Arkaya doğru giden thrusterlar en güçlüleri. Öne doğru giden thrusterlar sadece bu park esnasında aracın hızını kesmek ya da kontrollü manevralar için lazım. Yandaki thrusterlarda bu park işlemi artı gene bazı aşırı acil manevralarda lazım oluyorlar. Daha doğrusu çok fazla bir işe yaramıyorlar ancak yardımcı oluyorlar daha çok. 4, 3, 6, 7. 3'lü reaktörleri kapatıyorum. Reaktörler sadece pilleri yenilemek üzerine. Buradalar. Başka hiçbir varoluş amaçları yok. O yüzden arkadaşlar başka bir sebepten ötürü kullanmıyoruz. Zaten bu araca kaldıracak gücü veremiyorlar hiçbir şekilde. Kapalı moddayken uçuş ekipmanlarını kapatıyorum. Bu uçuş ekipmanları nedir diye soracak olursanız thrusterlar ve gyroskoplar enerji harcamasınlar diye. Bunun yanı sıra 7 ile pillerimizi şarj moduna alıyoruz ki bu sayede sadece üstten elektrik çekiyorlar. Bunun yanı sıra 2'de Gatling gunlarımız var ve basitçe bunlar. Oops. 2'ye tekrar gelelim. Evet, uçuş ekip. Evet, gördüğünüz gibi aşırı tatlı bir biçimde ateş ediyorlar. Evet, şimdi bunu açalım. 9'a getirip yatak numaralardan çıkalım. İnişimizi yapalım. Bu arkadaş, böyle bir arkadaş. Bununla beraber bayağı bir uçuş yaptım. Bayağı güzel keşfe çıktım. Ancak bu arkadaşı taşıma için kullanamıyoruz. Çünkü kendisi çok fazla yük taşıyamıyor. Arkadaşın taşıyabildiği tek yük kendi, biziz, kendisi ve cephanesi. Kullandığı cephaneyi göstereyim hemen. Kullandığı cephane bu. NATO Ammo Container. Assembler'dan üretiyorsunuz. Ve şimdi bu bölümde göstermem gereken, önceki bölümde sanırım göstermeyi unuttum, emin değilim. Bir şey var. Onu bu bölümde göstereceğim. Kendisi... Tabii Blue'un adını her daim unutuyorum bağlamak için kullandığım. Ama önce normal haliyle göstereyim. Projektör. Evet, iki farklı hali var. Small ship ve large ship hali. Large ship hali, bu blok ne işe yarıyor diye soracak olursanız blueprintlerini aldığınız gemileri burada canlandırmanızı sağlıyor. Small ship halini kullanacağım tabii ki de ben. Onun için neydi senin adın? O lanet bloğun adını hatırlamaya çalışıyorum. Small ship'lerle large ship'leri birbirine bağlamak için kullandığım bir blok var benim. Evet, o bloğu elbet bir gün bulacağım. Bunu gösterdikten sonra da sizle beraber yeni projemize başlayacağız. Attachment Ways. Evet. Gel bakalım. Evet, Steel Tube ve Computer. Evet. Biraz daha Construction Component alayım. Steel Tube, Steel Plate ve Computer. Bu arada şu Attachment Plate iki parçadan oluşuyor. Alt parçası Large Ship'lere bağlanıyor. Üst parçası Small Ship'lere bağlanıyor.
Evet, bu şekilde. Hatta 6. Görürseniz direkt small chiplere bağlayamıyoruz. Large chiplere bağlamak zorundayız. Ancak bu şekilde bağlanmalı. Evet, buradan itibaren sevgili şu arkadaşımızı takıyoruz. Large steel tube ve motor da lazım. Large steel tube, motor. Bu arada şu mod elinizde değilse kullanmak için size bir yöntem. Bir adet landing gear koyun. Small ship yaratın şuradan. O landing gear'ın üstüne bunu koyun ve beraberinde bir adet small reaktör koyup çok azıcık, minnacık bir enerji verin. Şimdi gelelim bu arkadaşı nasıl kontrol edeceğiz? Tabii ki de antene sahip olduğum için şu an uzaktan kontrol edebiliyorum. Kendisi starter base'in bir parçası olarak gözükecek şu an ancak eğer landing gear'a bağlıyorsanız ona bir kontrol panel ya da reaktör üzerinden erişmeniz gerekecek. Projektör. Evet. Projektör. Buradan blueprint'imizi seçiyoruz. Ne? Atmosferik bir Mosquito. Evet. Mosquito'yu gördün. Bu arada bunun adını Mosquito yani sivrisinek koydum. Şu şekilde. Bir, iki parça koyayım. Ardından gelelim. Projektör. Buradan kolumu biraz ayarlayabiliyoruz. Evet. Bu kolum bence gayet iyi. Ve buradan itibaren yapmanız gereken şey ya elle weldleyebilirsiniz. Ancak bayağı ömrünüzü çürütür. Ya da gelip evet. Atmosfer, bu arada remote control bloğunu Atmobelder Remote diye çevirdim ismini. Evet. Paltıyla bunu açalım. Ve welder'ımızla gelip şu şekilde weldlemeye başlayalım. Tabii ki de ben buna battery blokları eklemediğim için tamamlayamıyor. Onları elle koymanız gerekiyor. Ancak konsepti anladınız. Bayağı welding gemimizle gelip bu arkadaşı kaynaklayacağız. Evet. 4, 6. Evet. Evet tabii ki de ben şu an bunu istemiyorum. O yüzden gidip bodoslama bunun her şeyini sökeceğim. Ama Blueprint'teki gemileri bu şekilde gerçek dünyaya aktarıyorsunuz. Konsept tam olarak bu. Evet. Bu soruyu da yanıtladığımıza göre önceki bölümde sormuştu birisi ve haklı bir soru olarak. Bu arada bu şekilde aklınızda kalan sorular olduğu takdirde lütfen sormayı unutmayın. Çünkü bu serinin amacı biraz size Space Engineers'ı öğretmek. O yüzden hatta o yüzden şu an gezegeni aslında terk edebilecek durumda olmama rağmen gezegenden bir süre daha kopmayacağım. Hem ayrıca size bir adet daha üstü sözü verdim. Yani evet, daha üstü demişken başlamamız gereken bir şey daha var. O da nedir? Landing gear'la yapmayacağım. Normal bloklarla başlayacağım. Size önce evet. İlk large ship'imizi yapacağız sizle beraber. Interplate. Başlangıç materyalleri olarak bunlar gayet güzel. İlk olarak normal large ship yapmak istiyorsanız şu güzel bir başlangıç yöntemi tabii ki de şu landing gear problemi sinir bozuyor. Ve o landing gear probleminden nefret etmeye başladım. Evet, şu şekilde biraz ayıracağımız bir platform yapıyorum. Ve şuradan itibaren bir saniye senin rengin siyah. Ben siyah olmanı istemiyorum. Bu arada renk demişken
Size renklendirme konusunu tabii. Fark ettiğim bir işe göstereyim. Normalde şu şekilde orta tuşa basarak renklendiriyorduk ya. Ctrl'ye bastığımızda şöyle bir alan renklendiriyormuş. Ve Shift P'ye basarsanız eğer bunun rengini alıyor. Muhtemelen bazılarınız videoda ancak ben yeni fark ettim. Ve fark etmemiş olanlar için de şimdiden söyleyeyim dedim. Evet, burada artık bir gemiye başlayacağım ve geminin mavi de olmasını istemiyorum. Gemi yeşil olsun. Ya da gemi şimdi renksiz olsun, daha sonra renklendireceğim. Evet. Yok, bir blok yetmez. Evet. Gemi bir kargo gemisi olacak. O yüzden light armor ile gideceğim. Aslında dur. Şuradan devam etsem daha mantıklı olabilir. 5'e 5'lik bir base ile başlayalım. Evet. Şu gemimizin ana alanı olacak. Hatta ön tarafı olabilir. Basitçe gemiyi nasıl işleyecek diye soracak olursanız gemi aslında bu arada 4'müş bu. Şimdi 5 yapalım. Evet. Duvarları zaten 3'e düşürecek bunu. Aslında durur. 3'e düşürmesine gerek yok. Ya da düşürsün. Şimdi ayrıyetten şuraya özel bir arkadaş koymak istiyorum. Bu arkadaş nedir diye soracak olursanız aslında şuradan devam etsek daha mantıklı olabilir. Evet. Boarding Ramp. Kendisi çok fantastik bir mod ve aşırı tatlı bir mod. Ama açılan tarafı hangisi? Sanırım burası, evet. Ters koydum. Bir saniye, light armor yok. Hangi light armor bloğu kırıyorum? Evet, görmediğim bir bloğu kırıyorum. Tebrikler bana. Ve şurayı da yamutmuşum bununla park ederken. Evet, gel bakalım. Yanlış yön. Galiba. Evet. Tamamdır. Ve şu tarafı da keselim ve sen şuna dönüş. Evet. Tamam, buradan bağlıyoruz. Kendisinin ne olduğunu beltledikten sonra göreceksiniz. Şu öne aslında dur. Evet. Bu şekilde designer'ın üstünden geçiyoruz. Ama şurayı bir beltleyeyim, size şu arkadaşı gerçekten göstermek istiyorum. Şimdi sevgili Welder Control 2 6 4 Evet, başlangıç çalışma alanımız. Evet, sanırım bu bitti. Şimdilik tam park etmeyeceğim bunu. Oops. Azıcık çarptık. Uçuş ekipmanları kapansın. Tamamdır. Ve şu arkadaşı gösterelim. Boarding Ramp. Ters koymuşum. Evet.
Aslında ilk koyduğum düz olanıymış. Tebrikler bana. O zaman 7. Evet. O zaman evet. Bir blok aşağı iniyor ancak zaten landing gear'larımız, şuyumuz, buyumuz tam olarak bir blok aşağıda olacak. Yani yaklaşık olarak aslında şöyle bir şey arkadaşın iniş pozisyonu olacak ve gayet şöyle girip buradan yürüyeceğiz ve şöyle çıkacağız. Evet, bu arkadaş tam olarak böyle bir şey. Ve bunu bu şekilde kontrol etmeyeceğiz. Buna buton bağlı olacak. Ve şuraya da merdiven koyabiliriz aslında. Ancak buradan itibaren biraz da arkadaşın kontrol panelindir, şuyudur, buyudur da lazım. Evet, peki bu bölüm nasıl devam edecek? Bölüm burada devam etmeyecek, bölüm birazdan bitecek. Ben bölüm arası bunu bayağı bir inşa edeceğim elimden geldiğince ve ondan sonra buradan ayırıp ismini vereceğiz ve sonraki bölümde siz bu arkadaşın son halini göreceksiniz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler, köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.